Merhabalar efendim. Cuma günü yoktum, kusura bakmayın. Bir parça rahatsızdım. Meğer herkese varmış vertigo diye bir hastalık. Şiddetli ama çok şiddetli bir baş dönmesi. Ama Türkiye yüzünden biraz da gelişmeler baş döndürüyor, öyle değil mi? Öyle değil mi Yasemin, Öneycan Kurtaran? Baş döndürüyor, tansiyon yükseltiyor. Evet, hadi ben neyse, Yasemin Hanım da az kalsın gelemiyordu. 22'ye mi çıkmış, ne olmuş 22-23, yani benim hani kendi tansiyon ayarıma göre bir anda hayatım boyunca düşük tansiyon 8-9, 16-17'ye çıktı. Normal bir insanda 22-23 tansiyon seviyesine çıktı bir anda 15 Ay. Dakika içerisinde. Hiç hayatımda yaşamadığım bir şey ama check-up yaptırmaya yapıldı. Hiçbir şey çıkmadı. Ben, siyasettendi. Buradan da siyasette tansiyon yüksek. Klişe de atabiliriz ortaya. Ama şaka değil. Siyasette tansiyon sahiden yüksek. Efendim Yasemin Öneycan Kurtaran bilen biliyordur. CHP'nin genel başkan yardımcısı. Halkla ilişkiler ve tanıtımdan evet. sorumlu. Evet. Yani CHP'nin yumuşak karnı emanet diyebiliriz. Çünkü CHP birçok konuda çok çalışkan. Fakat hep şu söyleniyor. Kendimizi anlatamıyoruz, tanıtamıyoruz. Anlatamıyoruz, tanıtamıyoruz. Yasemin Hanım işte bu konuda bir görev üstlenmiş. Tabii tanıtım deyince bu örgütlenme, teşkilat meselesi çok geniş boyutlu bir şey. Ya da medya ilişkileri, bilmiyorum medya ilişkileri sizde mi? Yani tanıtım deyince çünkü çok büyük bir paket bu. Tabii. Hem örgütün birbiriyle ilişkileri, örgütün birbirini tanıması, hem halka yansıtılacak tanıtım. Yani bir şekilde örgütün de nasıl halka lanse edileceğinin tanıtım deyince, iletişim deyince hem örgüt içindeki iletişim hem örgütün dışarıyla iletişimi, yöneticilerin örgütle iletişimi ve bunun nasıl yansıtılacağı. Aslında bir nevi son 20-30 yıla baktığımızda iletişim, ilişki biraz da algıyı yaratma. Algıyı yaratma deyince biraz algıyı yönetme. Tabii ki. Algıyı yönetme deyince algı yönetimine tabi olmama ve o süreci iyi yönetme anlamına geliyor. Aslında son süreçte siyasetin evrilme sürecinde halkla ilişkiler çok önemli bir noktada. Bütün dünyada da öyle. Halkla ilişkiler biraz da işte bu algının yaratılması, algının kırılması noktasında da kullanılmaya başlandı. Hatta bununla ilgili ben yeni bir çalışma yapıyorum. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine ve dışarıdaki söylemlere yansıyacak bir çalışma. Halkçı iletişim koydum ben bu çalışmanın adını. Orada daha çok Türkiye'de özellikle bu algıyla ilgili bir problem var biliyorsunuz. Çok konuşuluyor algı yönetimi ama çok da bildiğimiz bir konu değil. Benim de tezimdir algı yönetimi. Terörle mücadelede sosyal ve siyasi projeksiyonlarda algı yönetimi. Siz aslında hani sizde ekonomi de var. Evet. Ekonomistim ben iş hayatımda. Uluslararası, evet iş hayatınızda. Uluslararası ilişkiler, siyaset bilim vesaire evet. var. Bir de iletişim meselesi. Evet. Zaten iletişim sosyal bilimlerin ana aksı. Bütün sosyal bilimler iletişimle bir yerde buluşurlar. Siyasette hele bu olmazsa olmaz. Fakat şu ilginç geldi bana. Halkçı iletişim meselesi. Hı hı. Şimdi biz bu tabiri en son Ecevit döneminde yüksek sesle duymuştuk. Halkçı Ecevit sloganını. Daha sonra CHP sanki 12 Eylül sonrasında bu altı okunda var olan sloganları kullanmak yerine başka bir strateji izlemiş gibi. Şimdi gibi ama. Gibi o ama, da bir algı. Ama bir şey söyleyeceğim. Algı mı algı? Bunun önlenmesi sizin elinizde. Eğer önleyemiyorsanız. Genel neticede sizin sorunuz. Hı hı. Bir başka yanı daha var bu meselenin. Şimdi CHP'nin başta 4 oku vardı. Hı hı. Sonradan 2 ok eklendi. Bunların biri halkçılık, biri devletçilikti. Pardon, halkçılık değil. İlk halkçılık ilk zaten. Devrimcilik ve devletçilikti. Şimdi mesela devrimcilik, devrimci CHP, Kemalist devrim, Atatürkçü devrim, sosyal devrim ne derseniz.
halkçı sloganını yeniden kullanmaya başlayacağınızı az çok düşünerek söylüyorum. Bunu da kullanacak mısınız? Kullanacağız. Zaten Sayın Genel Başkanımız da bir açıklama yapmıştı. Bir grup toplantısı söyle, bir basın toplantısı söylemişti. Kurucu ayarlara döneceğiz derken yurtta sulh, cihanda sulh şiarıyla ilk bunu ifade etti. Zaten yurtta sulh, cihanda sulh dediğinizde bütün o bizim kurucu ayarları, devrimcilik, devletçilik, laiklik tamamını kapsayan bir kurucu ayardan bahsediyoruz. Kurucu iradeden ve son süreçte farkındaysanız daha çok atıfta bulunuyoruz altı okada. Daha çok atıfta bulunuyoruz Atatürk'ün cumhuriyetine. Yani çok burada bir kavram kargaşası da yaratılıyor. İşte laiklik tartışmalarında çok söylendi. İşte laiklik giderse cumhuriyet gider. Cumhuriyet değil, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet. Yani ısrarla bunun üzerinde duruyoruz. O altı okun üzerine kurulan Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Demokrat'ın altı oku bir çatı altında kendine zemin olarak hazırladığı bir Cumhuriyet Halk Partisi'yi yeni süreçte daha halkçı. Aynen söylediğimiz gibi çok yargılanıyoruz çünkü. Çok da üzülüyorum. Halka inin. Ben bunu artık AKP'ye söylüyorum. Saraydan halka inin diye. Biz zaten halkın yanındayız. Hep içindeydik. Yani sosyal demokrat bir parti için söylenebilecek son söz halka inin demektir. Ama yanı sıra baktığınız zaman hiç, çok uzun zamandır hiç milletvekili çıkartamayan kaç tane il var? Şimdi bu, yani halka iniyor olabilirsiniz ama halka belli bir şeritte inerseniz bu da eksik kalmaz mı? Eksik kalınmış zaten. Eksik kalınmış. Yani bu bir, hepimiz bu öz eleştiri yapıyoruz. Biz Doğu ve Güneydoğu'da bizim CHP'nin kalesi olarak gördüğümüz yerlerde bir takım politikalar, o günün gereği olabilir bu politikalar. Bir politikalar, bir seri politikalar sonucunda orayı, o bölgede milletvekili çıkaramamışız. O bölgede oyumuzu gerçekten çok 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 minimize etmişiz. Fakat son süreçte 4-5 yıllık özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle beraber hani siz Sivas'ın doğusuna geçemezsiniz dediler. Bugün diyenler geçemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi bütün illerde var. Ben kendi şahsım adıma söyleyeyim. Parti meclisine seçildiğim 2014'ten Ocak ayı 2016'ya kadar 36 Doğu ve Güneydoğu şehrin tamamını gittim. Ve hiç yoksunuz da demediler bize. Ama bakın bir... Gittik ve halkla beraberdik hep. Yani ben Soha'nın başkanlığında bir CHP ekibi CHP'nin hiç olmadığı yerlere gitti biliyorsunuz. Hı hı. Ve bir proje, pardon, bir rapor hazırladı. Hı hı. O raporda söylenen şuydu. Gerçekten mesela bir tek oy çıkmayan işte diyelim ki köy ya da vesaire... Ama geneline baktığınızda doğuda, güneydoğuda, İç Anadolu'nun kimi yerlerinde yoktu. Şimdi bu evet eksikti, giderilebilir. Giderilmek için ama vereceğiniz mücadelenin aksı sloganlarınızla belli olacak. Siz diyorsunuz ki halkçı CHP olarak bir kere artık yolumuza devam edeceğiz. Bir, devrimci, evet. Yani devrimci CHP demezsiniz belki ama Atatürk devrimlerinden bahsedeceksiniz herhalde. Başta da söylediğim o, Sayın Genel Başkan'ın söyledi, kurucu ayar çok önemli bir cümleydi. Yani çok da soruldu, basın tarafından da soruldu, sorgulandı, ne demek istiyorsunuz dendi. Tek cümle, yurtta sulh, cihanda sulh dedi Sayın Genel Başkan. Bu zaten bütün bizim mottomuzu belirliyor, hangi şiarla yola çıkacağımızı belirliyor. Yani Atatürkçü Cumhuriyeti... Ama bu başka türlü algılanabilir, yani yurtta sulh, cihanda sulh, özellikle içte ve dışta savaş hali, terörle... Yaşayan bir ülke olarak uzun zamandır buna endekslenebilir. Oysa ama buna endekslenebilmesi için mesela buna tekrar... endekslenebilmesi için zaten o altı oktaki işte laiklik mesela yurtta sulh sağlanabilmesi için laiklik olmazsa olmazdır. Laiklik olmadığı zaman demokrasi olmaz. Demokrasi olmadığı zaman sulh ülkede olmaz. Hiçbir şey olmaz. Sulh da olmaz. İçeride demokrasi sağlanamadığı takdirde dışarıda da sağlanamaz. Baktığınız zaman aslında değerlendirmeye baktığınız zaman yurtta sulh, cihanda sulh hakikaten tüm kavrayıcı bütün ilkeleri altında barındıran ama bir cümle. Ama Yasemin Hanım tamam da şimdi herkesin birdenbire bunu anında çözüp anlayıp bak bu böyle demesini bekleyemez. Anlatacağız işte. Anlatacaksınız. Ve mesela... giderek yüz yüze anlatacağız. Yani bunu yapmaya çalışıyoruz bu süreçte. Evet. Yani ısrarla bizim emin olun. Geçtiğimiz ay bütün milletvekillerimiz, bütün parti meclisi üyelerimiz Türkiye'nin her bir yerindeydi.
ilçelere kadar indik. Yeni bir örgütlenme modeli yaptık. Yeni bir denetlenme modeli geliştirdik. İllerin denetmen, parti meclisi milletvekili üyelerine ilk kez bu sefer bütün ilçelere gitme koşuluyla. Şimdi bakın, bu uzun vadede, daha doğrusu uzun demeyeyim, orta vadede önemli bir çalışma. Ve olmazsa olmaz. Hı hı. Yani örgütü diriltmek, ayağa kaldırmak, daha çok üye sağlamak, partiyi ilkelerini tanıtmak vesaire, işte Türkiye'nin gidilmedik yerini bırakmamak, bunlar zaten olmazsa olmaz. Yani bir partinin zaten yapması gereken şeyler. Ve bunun yapıldığını duymak da iyi bir şey. İtirazım yok. Ama sanki öyle bir noktaya gelindi ki artık hani köprüden önce son çıkıştayız gibi bir his var insanlarda. Doğrudur değildir ama böyle bir kaygı var. Hissin ötesinde çok derin bir kaygı var. Basın özgürlüğü, birazdan belki medyaya konuşuruz. Medya diye bir şey kalmadı. İşte laiklik aslında fiilen yok. Hani laikliği savunuyoruz da anayasada kalsa ne olur, kalmasa ne olur noktasındayız. Hı-hı. Fiilen laiklik kaldırılmış durumda. Minnacık 5-6 yaşında bebeler başları örtülüp işte camilere götürülüyor. Vesaire vesaire. Şimdi bunun içinde gitmesin mi diye saldırılar olacaktır. Bunu bilerek söylüyorum. Ama evet, ergenlikten önce çocukların dinsel eğitimi doğru değildir. Zaten laikliğe aykırı olan da budur. Çok demek orada istediğim şu. Bir şey söylemek istiyorum. Hı. Hemen aklıma bir haber geldi. Okudum. 5 yaşındaki çocuk eve gidip anne ben ölmek istiyorum demiş. Evet. Anaokulundaki. Evet. Niye diyor? Anne, cennet çok güzel bir yermiş. Bugün okulda cenneti anlattılar. Cennet çok güzel bir yer. Ölmek istiyorum. Ben oraya gitmek istiyorum. Şimdi baktığınızda küçücük bir çocuğun algılayabileceği kadar eğitim verirsiniz. Her konuda kalkıp küçücük bir çocuğu astronomiyi, dini, felsefeyi anlatmaya kalkarsanız çocuğun kaldıramayacağı noktada çok büyük travmaya sebep olursunuz çocukta da. Kendiliğini bulamaz çocuk. Bir şekilde düşünün, ölmek isteyen öbür dünya tasvirini bu yaşamdan soyutlayan bir şekilde algılar o çocuk. Yani çok önemli söylediğiniz şey. Şimdi dolayısıyla gidip kapı kapı çalıp bunu anlatmak tabii ki gerekiyor. Ama aynı zamanda devrimci oku göğsünüzdeki altı oktan biri. Doğrudan doğruya Atatürk tarafından zaten konan oklardan biridir devrimcilik. Şimdi devrimcilik bayağı açıktan bir mücadele gerektirir. Tabii. Ben size sokakta duyduklarımı, kendi gözlediklerimi birleştirerek sormak istiyorum. Siz gerçekten CHP'nin laiklik karşıtı durumlardan, Erdoğan'ın başkanlık yol haritasından vesaireden, bütün bu fotoğraftan kalkarak mücadele ettiği kanaatinde misiniz? Mücadele ediyor mu CHP? Ediyor. Nerede, bunu nasıl samimiyetle ediyor? Söylüyorum. Nerede ediyor? Bakın Ayşenur Hanım, gerçekten sorunumuz işte bu. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi bugün tüm örgütleriyle, tüm üst yönetimiyle koşturuyor, uçuyor adeta. Şimdi yani bakın, başka şeylerden söz ediyoruz ama. Bir yerde. Anlatmaya çalışmaktan söz etmiyorum. Mücadeleden söz ediyorum. Mücadele derken şunu kastediyorum. Örneğin 4-4-4 sisteminde evet çok şey yapıldı ama yetersiz kaldı. Ha, demek ki daha fazla şey yapılmalıydı. Şimdi laiklik konusunda çok şey söyleniyor ama daha fazlasını yapılması gerekiyor. Şimdi laiklik belki konusu... Belki miting, belki meclis içinde başka radikal tutumlar. Çünkü insanlardaki kaygı gerçekten köprüden önceki son çıkıştayız kaygısı. Onu ben de çok duyuyorum. Son virajı alıyoruz diyorlar, önümüzü görmüyoruz diyorlar. Şimdi baktığınızda siyasi irade... Cumhuriyet Halk Partisi veya diğer muhalefet partiler, bir de iktidar partisi var karşınızda. Hepsini demokratik zeminde düşünmek zorundasınız. Bütün çözümün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında da kamuoyunda örgütlerin hareket yaratması, örgütlerin işte o mücadeleyi bir şekilde yansıtarak kamuoyunda da destek alma
noktasına getirmeniz gerekiyor. Şimdi diyorsunuz ki mecliste ne yapılabilir? Görüyorsunuz mecliste neler olduğunu. Yani sandalyenin üstüne çıkıp böyle atlayış yapan, yumrukları yani hani göstermek değil, ölümcül yumruk atan bir meclis var karşımızda. Yani çoğunluğun demokrasisi, çoğunluğun sesinin illaki demokrasi kabul edildiği, yani evrensel düzlemden çıkarılmış bir demokrasiden bahsediyoruz. Baktığınızda mecliste bugüne kadar bütün soru önergeleri, yasa teklifleri, meclis araştırma komisyonlarına baktığınızda CHP tam yıldız almış bir partidir. Yani daha üstünde bir soru önergesi, yasa teklif veren bir parti yok. Ve tam zamanında bütün en hassas konularda tam da yerinde soru önergelerini, araştırma komisyonlarının önergeleri veren yasa tekliflerini. Ne olmuştur onların sonucu? Bir bakalım ne oluyor? Çoğunluğun gözetimi deniyor, çoğunluk elde diyor. Ben hatta bir espri vardı, Burhan Kuzu mu söylemişti, yanlış olmasın, bak şimdi oylatırım görürsün gününü demiş bir milletvekiline. Espri yapmış o da. Yani herhangi biri, yani Burhan Kuzu diye hatırlıyorum. Yani eğer siz çoğunluğun üzerinden tüm halkın hassasiyetlerini, ben çoğunluğum, sandıktan ben çıktım diye değerlendirirseniz, sesiniz sizin. Ancak soru önergesiyle işte verdiğiniz tekliflerle çıkıyor gibi görünür. Siz kendiniz de söylüyorsunuz. Bunu yansıtan bir medya olmadığı zaman da yani işte CHP bu konuda soru önergesi verdi diye şu kadarcık belki bir arkadaşımızın belki iki arkadaşımızın küçücük bir haberi çıkıyor. Ama sevgili Yasemin Öney, şimdi bakın mesele sonuç almak değil midir? Mesele bir sonuç alma öyküsü, bir başarı öyküsü değil midir? Siyasette özellikle bu değil midir? Yani ben diyelim ki Halk TV'de program yapıyorum. Öncesinde de ben her yerde düşündüğümü söyleyen bir gazeteci oldum. Bazı çok önemsediğim şeyleri CHP'nin yaptıkları bağlamında çatır çatır anlattım, işte konuğumla tartıştım vesaire. Sonra ama şöyle bir noktaya geliyorsunuz. Önerge verdik, ne oldu? Reddedildi. Teklif verdik, ne oldu? Reddedildi. İşte gen soru verdik, ne oldu? Zaten kafadan belliydi, o da reddedildi. Şimdi şunu söylemiyor, bunları yap, zaten bir parti bunları yapmak zorunda. Deminden beri söyledikleriniz bir partinin yapmak zorunda olduğu şeyler. Oysa şimdi Türkiye çok özel bir dönemde. Bizzat Kılıçdaroğlu Cumhuriyet'in tehlikede olduğunu kendisi ifade etti. Cumhuriyet'in artık tehlikeye girdiği bir dönemden söz ediyoruz. Kimilerinin yeniden bir kurtuluş savaşı, istiklal savaşı vermek gereğinden söz ettiği bir dönemdeyiz. Bu yeni durumun yeni yöntemleri olmak gerekmez mi? Yeni mücadele biçimleri olmak gerekmez mi? Şimdi Ayşenur Hanım, tam belki bizi eleştirenlerin sesi olarak söylüyorsunuz. Çok da hoşuma gitti, yani katkı sundunuz diye düşünüyorum benim söyleyeceklerime. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi soru önergesi veriyor, ne oluyor? Cumhuriyet Halk Partisi sokakta yürüyüş yapıyor, ne oluyor? Protesto gösterileri yapıyor, ne oluyor? Örgütler sesini çıkarıyor. İşte bu yok, sokaktakilere bir lafım yok. onların olması, hatta daha yaygın olması gerektiğini mümkün düşünüyorum. Mümkün olduğunca da yaygınlaştırıyoruz. Fark etmişsinizdir, son dönemde gerçekten fazlasıyla sokaktayız. Evet, şimdi deniyor ki fazlasıyla sokaktayız. Şimdi deniyor ki ama ne oluyor? Bir de tersten bakar mısınız? Eğer CHP bu kadar soru önergesi vermeseydi, CHP bu kadar ses çıkarmasaydı, elimizden geldiğince bulduğumuz her zeminde ekrana çıkıp medyada yer bulabildiğimiz yerlerde bu kadar çığlık atmasaydık, sesimizi çıkarmasaydık, isyan etmeseydik, örgütlerimizi ayağa kaldırmasaydık, CHP olmasaydı peki ne olurdu? Yani kimse acaba bunun farkında mı? AKP'nin sınırsız şekilde bu hayal dünyasını zorlayacak antidemokrat, antihukuksal sisteminde neler olabilirdi? Yani bugün gelmeye çalıştıkları noktaya acaba çoktan gelmiş olabilirler miydi? Bir de bu yönden bakabilir miyiz? Bir de böyle bakalım. Yani böyle baktığımızda yani CHP
Yani herhangi, bakın seçim bildirgelerimize bakın. Bugün asgari ücret 1300 liraya çıktı. Hı-hı. Emin olun CHP sayesinde. Ya da emekliye ya da gençlere verilen yardımlar, ev kadınlarına verilen yardımlar. Bizler bir şekilde orada katalizördük. Biz attık. Hatta bir bakan çıktı dedi ki CHP bunu yapsın, ben de CHP üyesi olurum dedi. Demedi mi? Mehmet Şimşek dedi sanırım. Evet. Dedi. Sonrasında ne oldu? Geldiler, asgari ücreti biz 1500 dedik. Tamam, onlar 1300 yaptılar. Demek ki CHP bir şey yapıyor. Yani öncelik meselesini AKP'de dengeliyor. Öncelik meselesidir bakın, bu. Bakın bir şey söyleyeceğim. O biz kadar öncelikleri öyle çıkardık. O kadar güzel bir noktaya temas ettiniz ki benim CHP yöneticisi konuklarım da genel olarak bunu yapıyorlar. Şimdi çok sık bu asgari ücret meselesini duyuyorum ben. Neden biliyor musunuz? İşte o bir başarı öyküsü. İşte o sonuç alan bir mesele. Tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Ama bundan bir tane iki tane değil. 10 tane, 20 tane, 30 tane olması gerekiyor. Özellikle laiklik konusunda olması gerekiyor vesaire ama çok ben size girdik. Çok sayabilirim aslında. Farkında değiliz toplum olarak CHP'nin yaptı. Şu ne en mesela? Son çıkan Ensar Vakfı Karaman olayları, hı hı. Kayınder olayları diyelim. Emin olun CHP bu kadar ses çıkarmasaydı mecliste, sokakta bizler neler yaptık biliyorsunuz. Tamam. Sivil toplum hakkınızı teslim edelim. Doğru. Sivil toplum kuruluşlarıyla irtibata geçtik. Rütü'ye varana kadar dedik ki çocuk konusunda, kadın konusunda bütün dizileri denetimden geçirmeniz gerekiyor dedik. Ben bizzat kendim basın açıklaması yaptım. Kaç kez çocuk istismarlarında minimum 16 yıl asla kaldırılmamalı, hatta artırılmalı, 6 yıla düşürülecekti. Biliyorsunuz çocuk istismarında minimum ceza 16 yıl çok fazla dediler. Bizzat kendi kaç tane yaptığım basın açıklamasını biliyorum ki bir sürü milletvekili arkadaşımız, yönetici, parti meclis üyesi arkadaşlarımız yaptı. Emin olun CHP toplumda bu farkındalığı yaratıp arkasından o bütün ses çıkarma olayını yapmasaydı Ensar Vakfı olayı da bastırılacaktı. Tamam, hatta da çıkılacaktı. Burada da kredinizi veririm. Peki başkanlık sistemi bu kadar engelli. Bakın orada emin değilim. Bir şey söyleyeceğim. Başkanlığı birazdan konuşalım mı? Peki. Çünkü çok hızlı girdik. Tamam peki. Birkaç gündemden başlık verelim olur. Mi? Şimdi efendim burası sıcak ama siyaset bildiğiniz gibi değil. Ankara'da birazdan onun ayrıntılarını da Yasemin Öney Can Kurtaran CHP Genel Başkan Yardımcısı zaten yorumlayacak ya da bildiklerini aktaracak. Siyaset ısınıyor. Hem de fena halde ısınıyor. Ama bu kez CHP'yi çok fazla konuştuk. Birazdan konuşacağız. AKP ve MHP çatırdıyor. Çatırdıyor. AKP hele yani hakikaten kırık kol artık yen içinde değil. O kadarını söyleyeyim. Yanı sıra içte ve dışta savaş hali. İçeride Bursa'daki patlamayı tak, PKK'dan kopan ama belki hala kimilerine göre bağlantı içinde olan tak örgütü üstlendi. IŞİD yorumu yapmıştık, tak üstlendi. Dolayısıyla yanılmışız, tak terör eylemiymiş. Ama IŞİD de Kilis'ten vurmaya devam ediyor. Bir yandan PKK, bir yandan IŞİD, içeride ve dışarıda. Maalesef her gün ölüm, 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 ölüm haberleri geliyor. Şimdi bu meselelerle ilgili olarak hemen onu da bir not olarak geçeyim. Bugün Bakanlar Kurulu sarayda toplanacak gene. Sarayda öncelikle IŞİD ve PKK yani terör meselesi gündeme gelecek. Bu konuşulacak. Ama AKP çatır diyor demiştim ya, onun da biz şimdi öğrenemeyebiliriz ama bir adede açığa çıkacağından emin olun. Erdoğan-Davutoğlu gerilimi yansıyacak toplantıya. Bundan da emin olabilirsiniz. Ve tabii ki başkanlık meselesinden söz ediyordu konuğum. Başkanlık meselesinde hükümet ne yapıyor, ne yapmıyor, neyi eksik bırakıyor? Bunlar da gündeme gelecektir en azından Erdoğan'ın o lafını sakınmaz tutumuyla. Şimdi dedik ya işte dışta savaş hali diye. Bu hani PKK, IŞİD adını koyuyoruz da ya da TAK. Şimdi izleyeceğiniz görüntünün adını nasıl koyarız bilmiyorum. Dün 1 Mayıs'ta gerçekten yani bir başka ülkede nasıl olabilir hiç bilmiyorum. 1 Mayıs'ta İstanbul'da işte çok güzel görüntüler de vardı, şahane ama
bambaşka görüntüler de vardı. Onlardan biri Taksim'de Toma 50 yaşlarında bir yurttaşı ki yurttaş diyorum daha adını falan öğrenebilmiş değiliz kimliğini ezdi. Buyurun izleyelim görüntüleri. Şimdi bakın belli olmuş adını bu arada onu söylüyorlar. Söylüyor musunuz çocuklar? Neyse bu şeyi görüyor musunuz çocuklar bu Toba meselesini adamı? Ailesiyle telefonla konuşmaktan dönen bir vatandaş karşıdan karşıya geçerken bir şekilde Toma'nın altında kalıyor. Olay evet, bu. Bakın bu bu vatandaş işte. Bakın bu bugün gazetelerde yok. Yani Cumhuriyet gazetesiyle bir gün hariç gazetelerde bile yok biliyor musunuz? Görüntüsü vardı aslında fakat arkadaşlarım o görüntü yerine bunu almışlar. Bilmiyorum niye bulamadılar herhalde. Belki ileride tekrar döneceğiz o görüntüyü bulabilirler. Polis meselesi bağlamında döneceğiz. Şimdi bakın haber bile olmuyor bu adam gazetelerde. Birinci sayfada yok. Bir trafik kazası haberi var ama yok. Neyse şimdi yani bütün Türkiye'de bunları... Türkiye'de öyle bir şey var ki Ayşenur Hanım. Trafik kazasında ölen görülmüyor artık. Şehitlerimiz öyle bir sanki ya, kanıksandı ya, ki. Ya. Türkiye'de rakamdan ibaret rakam, gibi. Rakam sanki borsa endeksi veriyoruz. Yani komik bir hale geldi. Bu kadar ayıp bir şey olabilir mi? Ya böyle rakamlar veriyoruz. Yani 7 Haziran'dan itibaren 400'ün üzerine çıktı. Ve Türkiye'de çok tehlikeli bir durum seziyoruz. Sistematik bir duyarsızlık başlatılmış durumda. Sistematik. Ve bütün buradan vatandaşlarımızın da yani buna kulak vermesi lazım. Bu çok önemli bir şey. Hepimiz sistematik şekilde bu medya kanalıyla olsun, bu yöneticilerin konuşmaları, yurt dışından gelen telkinler, içerideki terör hepsi bizi bir şekilde duyarsızlaştırıyor. Çok duyuyorsunuzdur etrafınızdaki arkadaşlarınızdan. Haberleri izlemek istemiyorum. Artık gazete okumuyorum, çok mutluyum. Bunu diğer o kadar çok insan oluşmaya başladı ki çok tehlikeli bir noktadayız. İşte son virajı dönerken ya da dediniz ya hani son artık çıktığımız yer bu yokuş. Orada nefes bitmemeli. Bitmemeli. Kesinlikle. En kötüsü de bu duyarsızlaştırmaktır. Kesinlikle. Şimdi bu başlıkları konuşacağız. Tekrar döneceğiz AKP, MHP meselesine, polis... teröre, IŞİD'e ve yanı sıra polis terörüne. Ama şöyle güzel bir haberle devam edelim. Tarkan evlendi. Şimdi ben bunu sabahleyin koyarken akışa sevgili Nermi Yenihan yönetmen yardımcımız gülümsedi. Ne oldu dedim. Hani bu programa yakıştıramadın galiba dedim. Tarkan'ın evlenmesi her yerde haberdir. Bir kere bir. Güzel bir haber. Beni alın. Benim ne işim var orada çocuklar? Başlığı da alın hatta. Eşini görsünler. Gelin hanımın adı Pınar Dilek. Almanya'da tanışmışlar. Almancı ailenin kızı. Şimdi böyle çiçekler arasında Tarkan'ın villasında olmuş. 40 kişilik bir nikah töreni. Darısı başına Sümeyye'nin. Sümeyye Hanım ama miting gibi bir nikahla evlenecek. Burada 40 kişi varmış da. Gerçi sonra düğün yapacaktır Tarkan herhalde ama. Yani en azından nikahta 40 kişi varmış onu biliyoruz. Sümeyye Hanım artık nişanlısı Selçuk Bayraktar'la çıkıyor kameraların karşısına. Yanındaki hemen yanı başındaki nişanlısı Selçuk Bayraktar. 14 Mayıs'ta evlenecekler İstanbul'da bir gösteri merkezinde. Yani tabii devlet başkanları davet edilecektir yabancı, işte büyükelçiler, AKP'liler, eskisi yenisi, şusu busu, iş dünyası, reisin kızı evleniyor, koşun. Binlerce kişinin katılacağı bir tören olacak. Ben şimdi şeyi merak ettim. Bu törende acaba, doğrusunu söyleyeyim, Tarkan'ın nikahı her yerde haberdir, bence de haberdir, vermek lazımdır da... Hani sırası burası mı olurdu olmazdı ama şunun için buradan geldim. Acaba Sümeyye Hanım'ın nikahında takı toplanacak mı? Tabii.
toplanacak. Hatırlarsanız oğlunun Bilal'in düğünündeki takılan takılar Sayın Cumhurbaşkanı'nın servetinin kaynağı olarak gösterildi. Ya, takı. Ya. Şimdi bundan sonraki o iki düğün arasında diyelim servetin de bir kaynağı olarak belki Sümeyye'nin takıları olacaktır. Yani korkunç bir takı töreni olacak. Kim yer 10 bin kişilik yazıyor salonu, kim yer 35 bin kişilik yazıyor. Ama ortalama, çok bir bin olacak. Kesin çok bir bin olacak. Takılacak takının miktarını düşünemiyorum yani bir şekilde sanırım. Valla. Birkaç bin haneyi geçindirecek, birkaç yıl geçindirecek bir servet takılacaktır. Acaba Sayın Cumhurbaşkanı bunu mesela kimsesiz çocuklara, TSK'ya bağışlar mı? Değil mi? Çok merak ediyorum. Muhteşem bir şey olur. Bunun açık kamuoyu önünde sayılarak takıların konması. Bunu hadi çağırdı bunu bari. Nereye bağışlasın? Sormak istiyorum ben şu anda. Nereye bağışlasın? Kadın dernekleri olabilir. Kadına şiddeti engelleme olabilir. Çocuk istismarlarını engelleyenler olabilir. Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı olabilir. Asker TSK olabilir. O kadar çok yer var ki bu aş dağıtan aş evleri var onlara olabilir. Yoksul aileleri olabilir. Bir sürü derneğimiz var. Bir yere bağışlamasını istiyoruz. Ama böyle hani illa bağışladığı yer Türgev'in yan kolları falan olmasın. Tabii bir de o var değil mi? Olmasın. Bahsettiğimiz böyle hakikaten kamu hizmeti yapan bir yere bağışlamasını istiyoruz. Bir yere TSK'ya bağışlasın da bari belki bir uçak gemisi falan yapılır. Çocuklar için olabilir ya. Uçak gemimiz yok diye. Yok yani gerçekten yok. Uzun menzilli füzelerimiz yok bizim. Bilal'in gemilerinden de uçak gemisi olmuyor galiba. Onlardan da olmuyor. Yük gemisi onlar. Yani mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nda çağrıda bulunalım bir tane uzun menzilli füze, uçak gemisi yapması için Sümeyye'nin... Ay yapmasın canım Allah aşkınıza. Savaş için yapmasın ama şehit çocukları için... Ama servet kaynağı olacak yani bu tamam, düğün. Tamam şehit çocukları için bir şey yapsın mesela. Şehit çocukları için yapalım. Bütün şehit çocuklarının ömür boyu sağlık, eğitim, daha sonraki iş hayatındaki yatırımlarıyla ilgili sorumluluğu Sayın Cumhurbaşkanı üstlenebilir. Çok da şık olur. Buradan çağrı yapalım şehit çocuklarımıza. Şimdi yönetmenim Hüseyin, yani Hüseyin sen delirdin herhalde. Diyor ki Soma'da hayatını kaybedenlerin çocukları için diyor Soma Türeci'de. Orada gittiler tekme attılar ayol. Evet. Verirler mi oraya hiç? Aşk olsun Hüseyin mesela ya. Mesela Soma'daki çocuklar için ömür boyu sigorta yapmaya çalışan şirketler var Türkiye'de. Ayol, dernekler var, size, vakıflar var biliyorsunuz. Diyorum size. Onlara versinler bari tekmeledikleri insanları. Erdoğan'ın müşaviri tekmeledi. O çocukcağız yargılandı, arabayı uf etti diye para cezası, cezası vesaire. Maddi manevi tazminat davası açıldı. Dediğim gibi araba uf olmuştu ondan yani. Tabii. Şimdi evet yani takılar hakikaten yani ya geldikten sonra toplanıp bağışlanmalı ya da önceden şöyle şeyler de olabiliyor. Lütfen hediye getirmeyin. Evet. Altın getirmeyin. Mesela Tema'ya bağışlayın. Mehmetçik Vakfı'na bağışlayın. İşte mesela Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlarlarmış. Çok güzel olur. Çok güleriz evet. Yani ama şuralara bağışlayabilirsiniz diye bir liste verebilirler. Lütfen Türgev olmasın Yasemin Hanım dediği gibi. Şimdi efendim... Bilal Bey'in gemiciklerinden söz ettik. Gelelim AKP içindeki sıkıntıya ve o sıkıntının kaynağındaki Binali Bey'e. Şimdi Binali Bey ile başbakan, çok seviyorum bambaşkan diyorlar. Bambaşkan. Davutoğlu'na hakikaten böyle başbakan görülmedi. Çünkü bambaşkan bir adam. Bambaşkan Davutoğlu arasında bir gerginlik var. Neden? Çünkü Davutoğlu hizadan çıkmaya meylettiği anda saray hemen diyor Binali'yi gösteriyor. Tuhaf bir şey yaşandı. Bir kere biliyorsunuz Binali Yıldırım'ın oğlu tam da hani Davutoğlu gider Binali Yıldırım gelir derken Singapur'da kumar masasında yakalandı.
ve fotoğrafıyla haber oldu. Şimdi Sözcü'deki bu özel haberin muhabiri şunu yazdı. Dedi ki benim yanımda dedi bir başka gazetenin muhabiri daha vardı. O yayınlayamadı. Aynı haberi. O da aldı fakat onlar yayınlamadı, yayınlayamadı dedi. Hürriyet gazetesi değil mi? Evet. Hürriyet gazetesi bu haberi aldı ama yayınlayamadı dedi. Sonra bir yalanlama da gelmedi bu açıklamasına muhabirin. Bunu şu bu detayı şunun için söylüyorum. Saraya yakın kimi yazarlar dediler ki Binali Yıldırım sırtından vuruldu çok özetle. Ama vuranı çok uzaklarda aramasın. Hemen yanı başına yakınına baksın bulur. Yani bu haberin kaynağı parti içinden dediler. Zaten ilk kez Binali Yıldırım kalkıp paralel demedi. Ben direkt açıklama paralel bekliyordum. Şaşırdım. Paralel demedi. İlk kez paralel demedi. Yani çok belli ki partinin içinde arıyor. Yani hakikaten evet. AKP çatlamış durumda. Kaç tane baş var içeride bilinmiyor. İtibarsızlaştırılmış bir başbakan ve ekibi var. En son işte MKYK toplantısında 51 imza, 50 kişiler Davutoğlu hariç. 3 kişi sadece Davutoğlu'nun yanında durmuş. Belli ki 47 imza toplanmış. Teşkilatlarda görevden alma yetkisini alıyorlar Davutoğlu'nun elinden. O da sanırım son bir Adıyaman'da il başkanı polemiği yaşanmış ayrıntılarda. Nasıl olur? Tabii beklenen bir şey. Nasıl yapar diye. Tabii bahanesi. İllaki bahanesi. Şimdi bu arada Binali Yıldırım meselesi belli ki içeride dediğim gibi yani bu Sözcü'nün biz kendimiz çıkarttık bize AKP içinden ya da şuradan buradan kimse vermedi demesine rağmen Davutoğlu ekibine yani hocacılara fatura kesilmiş. Şimdi bu böyle köpürürken mesele bir yerde bir pik yapmış. Grafik biraz yükselmiş. Bunu da haberlerde okuduk ama Yeni Birlik gazetesi fotoğraflarıyla dün verdi. Yeni Birlik gazetesi bu arada Avni Özgürel'in gazetesi. Hani nasıl ne denir? Gazete çıkartacak gücü, parayı vesaire nasıl bulduğu arkadaşım bilmiyorum ama bulmuş. Neyse. Şimdi bakın fotoğraf kareleri var orada. Küçük küçük ama. Birinde işte bu başbakan Katar'a giderken havaalanında basın toplantısı düzenliyorlar ya. Hı hı. Orada çekilmiş kareler bunlar. Şimdi ilkinde öyle daha başbakan gelmemiş. Biraz daha yakınlaşabiliyor muyuz bilmiyorum Hüseyin'ciğim. Peki tamam. Sonra ikinci karede Naci Ağbal Sayın Bakanım diye Binali Yıldırım'a sesleniyor. Ya buyurun böyle buyurun diyor. Binali Yıldırım da diyor ki hayır buraya yer ayrılmış diyor. Yani bana kürsüde değil de karşıdaki seyirci koltuğunda yer ayrılmış. Mehmet Şimşek giriyor devreye ya boşluk kalmasın diyor. O da biraz... hani tuhaf kaçmış sırf boşluk kalmasın diye buyurun denir mi canım? Başbakanım sensiz olur mu demeleri lazım ama dememişler. Boşluk kalmasın ilerleyelim demişler. Herhalde iki tarafı da memnun etmeye çalışan bir hali var o arada. Ki yani herhalde kim bilir. Sonra Davutoğlu geliyor. Ondan sonra o buyurun derken bana... Burada yer ayırmışlar diye Binali Yıldırım inat ediyor ve dinleyiciler arasında oturuyor. Şimdi bu hakikaten Katar gezisi orada da yer almış bu bakanlar. Orada da devam etmiş. Kaç dakika kaldı? Çok heyecanlı bir yere geldik. Sanki Türkiye aksiyon filmi gibi. Her karemiz çok heyecanlı bizim. çok. Çünkü efendim fragman vereyim. Pek yakında yani moladan sonra şunu izleyeceksiniz. Hocacılar ve reisçiler kınlarından kılıçlarını çıkarttılar. Reisçilerden biri acaba Mehmet Barlas'ın oğlu mu? Böyle iddialar var. Bir bildiri yayınladı. Ben diyeyim bildiri, siz diyeyim manifesto.
vesaire vesaire. Ha bakın işte o anları kaydırıyor şimdi Hüseyin. Hakikaten film karesi gibi bakın. Naci Ağban, bu, Sayın Bakanım diyor, devam et Hüseyin. Binali Yıldırım'ın sesini duyuyoruz orada, kendisini göremiyoruz. Hayır, burada yer ayrılmış diyor. Mehmet Şimşek devreye giriyor. Mehmet Beyciğim söylenmez bu ama neyse söylemişsiniz, boşluk kalmasın demiş. Hakikaten çok büyük bir hata yani, çok büyük bir gaf. Boşluk evet. Kalmasın diye buyurun. Evet yani. Neyse sonunda Binali Yıldırım sen ha bana ha daha da gelmem oraya demiş. Efendim dediğim gibi bir bildiri, adı da Pelikan bildirisi, Pelikan dosyası. Çok ilginç bir isim konmuş. Evet, Pelikan dosyası filmini belki bilir izleyicilerimiz. Yargıyla böyle çıkar ilişkisi halinde bir takım böyle yatırımcıların arasındaki ilişkiyi anlatan, içinde kan, cinayet, aşk her şeyin olduğu bir filmdir ama burada o yok. Burada reis aşkı var. Ve onu koruma. Siz tek tek tanır mısınız medyadaki isimleri? Herhalde değil mi? Yani, genellikle. Evet. Şimdi o kadar da ne söylenmiş ki, reisçiler, hocacılar, artık elimizde liste var. Dahası Abdülkadir Selvi de her şeyi yazmış. Her şeyi açık etmiş. Ankara'da AKP grubunda falan bu kadar hakikaten kulislerde konuşulan bir konu mu bu? Çatırtı. Tahmin edilenden ve medyaya yansıtılandan çok daha fazla bir çatırtı var. Öyle yani mi? AKP şu anda hükümet etmeyi bırakmış, halkın yoksulluk, yolsuzluk, terör, bütün sorunları bırakmış ve tamamen kendi içindeki çatışmaya yönelmiş durumda. Yani hiç kimsenin şu anda hükümet ettiği bir şekilde halkın, kamuoyunun hassasiyetlerine, sorunlarına çözüm aramak yerine AKP içerisindeki bir hizipleşme, bir kutuplaşma içeride de yani toplumda yarattıkları kutuplaşma tabii ki kendi içlerinde de olacak yani. Zihin gözlükleri bu açıdan bakıyor. Hep ötekileştirme ve kutuplaştırma kendi içlerine de yansıyacağı kesindi. Hep olan bir şeydi ama artık o kadar su yüzüne çıkmış durumda ki AKP'nin içindeki çatırdama ve dedikodudan başka hiçbir üretimin olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Benim çok tanıdığım var, öğrencilerim var, okul arkadaşlarım var, ülkeden çok arkadaşım var. Eğitim yaptığım diğer kurumlardan, iş hayatından AKP'ye girenler ve biz halen sohbet edebiliyoruz birbirimize. Tek konuştukları konu içerideki güç kavgası. Hmm. Tek konuşulan konu bu. Yani ben bazen istiyorum ki şu anayasa konusunda ne düşünülüyor, işte ne çalışma yapılıyor. Hani birazcık da sohbet etmek istiyorum, bilgi almak istiyorum ama içlerinde kendi aralarında konuştukları tek konu bu. Bir de CHP'yi yargılarlardı bu konuyla ilgili biliyorsunuz. Tabii canım. Hizip yapılıyor arada, dedik. Arada gene şey yapıyorlar, CHP'yi karıştıracak bir şeyler atıyorlar ama. Tamamen kendilerine dönük şu anda AKP. Yani Türkiye umurlarında değil şu anda. Emin olun. Hani hiç medyaya yansıtılmadığı kadar AKP çatırdamış peki, durumda. Peki şimdi konuşuyorlar da şunu gözlüyor musunuz? Şu sıra aman reisçi sarayçı olmak lazım aman ha mesela deniyor mu? Deniyor. Yani, deniyor. Çünkü öyle bir parti ki AKP direkt balansını ayarını güce doğru yönlendiriyor. Yani direkt yani hani bir söz vardır sen doğrunun yanında değil de kendi büyük gördüğün yanında gidersen hep yanlışlar seni yanlış büyükler seni yönetir derler. Aynı o şekildeler aman ben gücün tarafında durayım aman koltuğumu koruyayım. Aman reis bana bir şey söylemesin modundalar. Felaket. Aman reis bize de bir şey söylemesin. Aman ne kadar korkuyorlar ya Rabbim. Şimdi efendim Pelikan bildirisi ya da manifestosu Mehmet Barlas'ın oğlu Cemil Barlas olduğu iddia edilen kişinin yazdığı söyleniyor işte o bildiriyi. Oradaki hocacılar, reisçiler ayrımı ve medyanın içindeki isimler tevekkeli bazılarını epeydir niye göremiyoruz bunu anlıyoruz. Burada MHP'de de bir şeyler var. Orada da çok önemli bir gelişme var. Meral Akşener dışında çok 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 önemli bir isimden çok 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 önemli bir gelişme var. Hepsi Mesut molası sonrasında. Hadi Mesut evladım bir koşu. Görüşmek üzere. Efendim tekrar medya mahallesindeyiz. Yasemin Öney Can Kurtaran, CHP Genel Başkan Yardımcısı bu güzel hanımefendiyle birlikte. Kaç
karpuz var koltuklarda Allah aşkına. Şimdi kaç üniversite var bir kere? Mezun olduğum üniversiteden sonra 4 tane yüksek lisansım var. Onun üzerine EHT'm var. Ya, çok farklı. Ben mesela çok şaşırıyorlar. İşletme okudum mülkiyede. Sonra ekonomi okudum. Sonra bilişim yönetimi okudum. Yani bilgisayar eğitimi aldım, teknoloji. Galatasaray'da siyaset bilimi aldım. Etnik kimlik üzerine çalıştım. Arada bir ilahi etnik kimlik üzerine çalıştım. Hatta kadın siyaseti, etnik kimlik üzerine siyaset yapan kadınlar. Orada Meral Akşener'i de çok iyi incelemişimdir. Arada dedim ki bir ilahiyat fakültesinde dinler tarihi dersi aldım. Özel bir akademi olarak gittim. İlahiyat fakültesinde hem fakültede aldım hem dışarıda bir dinler tarihi eğitimi aldım. 4 sene, 3,5 sene. Ondan sonra uluslararası ilişkiler, küresel nerede siyaset. Nerede aldınız bu dinler tarihi eğitimi? Marmara İlahiyat Fakültesi'ndeki bir hocanın derslerini aldım ben, anladım. Dinler tarihi dersi. Çok ilginç, çok ilginç. Siyasete hazırlıktı artık o. Ama çocuk var mı bu arada? Var, 12 yaşında bir kızım var. Geçenlerde rehber öğretmen beni aradı. Dedi ki kızınız o kadar, hani çok az görüyorum kızımı. Ben Ankara, Anadolu, İstanbul'dayken de göremiyorum. Ben gece çok geç gidiyorum. Programlar oluyor İstanbul'da da örgütlerin. Dediğiniz o hani yetersiz bulduğunuz sokak çalışmalarındayız sürekli aslında biz. Yetmez ama benim evet. Benim annem demiş Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin devamı için çalışıyor benim için. Canım ben benim. Demiş okulda demiş Arapça okumayayım diye ve türban takmayayım diye çalışıyor. Ben çocuğuma hiç böyle bir şey söylemedim. Ama yavrum bunları bunu yorumlamış biliyor. Ve hayret ettim. Zeynep mi söyledi bunu diyorum. Evet Zeynep söyledi. Yani kızım dedim nereden böyle bir kanıya vardın? Benim için çalışıyorsun, bizim için çalışıyorsun. Bütün arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz biliyoruz diyor. Yani çocuk o kadar korku içinde benim kızım. Laiklik meselesini falan konuşuyoruz. Bunlar böyle kağıt üstünde sofistike, soyut, felsefi meseleler gibi. Hayır işte Zeynep. Daha doğrusu Zeynep'in annesi Yasemin Öney. Meselenin özü bu. Bir kadın... İş kadını olabilir, aynı zamanda siyaset yapabilir, aynı zamanda anne olabilir. Bu dünyada ayakların üzerinde bir birey olarak var olup kendini gerçekleştirmeyi başarabilir. Ne güzel, ne yani, güzel. Bu işte bir toplumların sosyolojik sorunlarına bakıldığında kendiliğini bulmak ya da bulamamak toplumlarda değerlendirilir. Benim gibi birçok kadın var Türkiye'de, birçok arkadaşım bizler gibi aslında ve şunu da söyleyeyim. Olmayanlar da bizler gibi olmaya çalışıyor. Bugün bakın bir toplumda gidin Bağcılar'da, Esenler'de sorun. En çok nerede yaşamak istiyorsunuz diye. Ne diyor? Beşiktaş'ta, Nişantaşı'nda, Bağdat Caddesi'nde yaşamak istiyorum diyor. Doğru. Demek ki aslında hani toplum muhafazakarlaşıyor mu ya da geriye mi gidiyor noktasında geriye doğru ittiriliyor. Aslında onun zihni bu tarafta. Yani hiçbir şekilde o kopmak istemediği tarafta laiklik aslında. Tabii. Laiklik aslında tanımladığı şey Beşiktaş'ta oturmak, Nişantaşı'nda oturmak onun kafasında daha lüks bir hayat değil. Daha özgür, vicdanen de yaşamsal olarak da daha özgür yaşamak, daha rahat canım, olmak. Yani Nişantaşı'nda neye oturmak ister ki zaten insan? Hani o daracık evlerin arasında. Onun bahsettiği yani. Şey laiklik. Tabii. Yani Türkiye'de özgürlük dendiğinde, eşitlik dendiğinde, rahatlık dendiğinde aslında bütün diyoruz ya soyut. Laiklik hiç de soyut bir kavram değil. Direkt yaşamın tüm alanına sirayet etmiş bir yaşam şeklidir laiklik. Yani yaşam şeklidir. Bütün dünyaya baktığınızda aydınlanma çağının başlangıç ilkesidir aslında. Hani laiko denilen Yunanca'da düz halk demek. Yani ruhban sınıfının dışında düz halk diye gelişmiş. Daha sonra işte Fransa tabii çok etkilidir laisizmin gelişmesinde. Onu almış devlet aygıtının içerisine yerleştirmek. Hani laiklik dendiğinde ben açıkçası birçok kendimi aşıp diyorum ki Jacobenci bir yaklaşım belki. Devlet aygıtının içine dinin hiçbir doktrininin, retoriğinin şırınga edilememesi. Yani bu kadar net. Laiklik dendiğinde bir kere laikliği dinsizlik diye tanımlamak ve tanımlatmak en büyük vicdansızlıktır. Ama bunu zaten bilinçli yapılıyor. Özel, bilinçli tabii yapılıyor. Bilinçli yapılıyor. Biliyor musunuz Ayşe Hanım, Ayşenur Hanım bir şeyi paylaşmak istiyorum. Hı-hı. Geçenlerde bir pikniğe gittim. Böyle bütün vatandaşların çok severim ben böyle gidip arabayı dursana bir derim. Dururum yanda gider piknikte sabahtan akşama kadar vakit geçirdim. Böyle başı örtülü, cilbaplı, simsiyah, kahverengi olan kadınlarımız vardı. Gençler vardı.
Oturdum aralarına. Allah misafiriyim, ne var sofranızda dedim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun selamlarıyla oturdum. Aa, siz CHP'li misiniz dediler. Niye dedim. Biraz işte Kur'an'dan konuştuk, dinden konuştuk, demokrasiden konuştuk. Şaşırıyorlar. Benim de din bilgim iyidir, gayet iyidir. Zaten sonuçta, baksanıza eğitimini bile almışsınız. Abi, ayrıca ben çok rahat Arapça Kur'an'da okurum. Din konusunda duaları da bilirim. Çok rahatımdır. Ben ilkokula kadar çok değişik ülkelerde, babam memurdu. Irak'tayken okumayı öğrendim, Kur'an okumayı. Daha sonra kurslara da gittim ben. Yani Kur'an kurslarını da bilirim. Böyle şaşırdılar, siz CHP'li olamazsınız diye. Neden dedim? CHP'liler elittirler. Ne demek yani elit? Öğrenilmiş bu kelime. İllaki öğretilmiş elit. Ne demek? İşte onlar çok lüks yaşıyorlar. Onlar dini reddediyorlar. Onlar bizim başımızı açmamızı istiyorlar. İşte yine oruç tutamayacağız. Dedim ki ne zaman oruç tutana bu Türkiye'de ne zaman kötü gözle bakıldı? Ya da benim babam cuma namazına giderken, senin baban cuma namazına giderken kim engelledi? Yani laiklik niye engelledi? Ama senin bugün başını kapatarak ibadet etmeni, senin bugün çok rahat bir şekilde üniversiteye gitmeni sağlayan da laiklik. Dedi ki aslında ben dedi laikliğin kalkmasını istemiyorum. Bakın çok ilginç bir şey söyledi bana. Neden dedim istemiyorsun laikliğin kalkmasını? Herkes başını örtecek o zaman dedi. Dedim o zaman benim farkım ne olacak? Herkes dedi inanan da inanmayan da başını kapatmış olacak dedi. Yaklaşımın geldiği noktaya bakar mısınız? Yani sen dedim ben farklıyım demek için mi başını örtüyorsun dedim. Fark yaratmak yani ben bu gruba aitim demek için mi başını örtüyorsun? Laiklik kalkarsa da bundan dolayı mı korkuyorsun dedim. Benim farkım belli olmayacak. Bakın laikliğin kadın üzerindeki travmasını ne yönlere çekilebildiğine de ya, çok büyük bir ya, ışık bu. Ya. Şok halinde başka bir sofraya gittim oturdum. Dedim ki bakın yan tarafta biri böyle dedi. Aramızda fark kalmayacak. Dedi ki siz bize hep başımızı kapatmamızı engellediniz. Biz de şimdi sizin başınızı kapatacağız. Durun dedim ya. Siz kimsiniz, biz kimiz? Bakın AKP'nin bu ülkeye gelmiş geçmiş hani yaşattığı tarih. Şu anda ben hep onu söylerim. Tarihin yazıldığı değil, yaşatıldığı günlerden geçiyoruz. Gerçekten öyle. En büyük kara yazısı da bu olacak. Hiçbir zaman bu topraklarda bu kadar ötekileştirme yapılmamıştır. Biz sizin yani kutuplaşmanın, ötekileştirmenin bu kadar derinleştirildiği bir şey, bir dönem yaşanmamıştır. CHP'nin burada evet yine diyeceksiniz CHP ne yapıyor? Görevi, sorumluluğu çok büyük bu. Dikey derinleşmeyi, dikey bölünmeyi bizim derhal yatayda işte yeni politikalarımız, yeni söylemlerimiz, halkçı politikalarımız, devrimci politikalarımız, özgürlükçü demokrasi. Çok önemli. Dördüncü devrimi yapacağız diyoruz. Üç devrim yaptık. Dördüncüyü yapacağız diyoruz. Özgürlükçü demokrasi devrimimiz işte bu halktaki yatay bilinçlenmeyi sağlamak üzerine olmalı. Yani bu dikey bölünmeyi derhal kaldırmamız gerekiyor. Yine diyeceksiniz hakikaten halkla ilişkilerin burada önemi çok büyük. Birçok alan mesela her yerde stratejik olarak siyasette de iş hayatında da üniversitede birçok bölüm dikey gider. Böyle parçalar halindedir. Halkla ilişkiler hepsini keser aslında. İşte biz bu noktada halkçı iletişimle yatay geçip bütün sorunun sahipleriyle çözümü oluşturmak yönünde gideceğiz. Valla bunu bir an önce ve etkili biçimde yaparsanız çok iyi olur. Çünkü yapıyoruz. Dediğim gibi bakın öyle bir noktaya geldi ki çünkü Türkiye'de artık Erdoğan'ın gücü öylesine konsolide olmaya başladı ki kendi partisi içinde bile sesini çıkaran gidiyor. Türkiye'yi buna tek adam yönetimine sürükledi. Aslında şu anda biraz öyle gibi ama iyice bunu götürmek ve pekiştirmek, yasayla, anayasayla pekiştirmek istiyorlar. Önemli olan bunun karşısında durabilmek. Bunun karşısında durabilmek için ne yapılması gerektiğini birazdan konuşalım. Tamam. Bu anayasa değişikliği, dokunulmazlık teklifleri vesaire değil ama önce birinci bölümün sonunda fragmanını verdiğim konu. Şimdi efendim bir bildiri yayınlandı. Birinci bölümde anlattım. Davutoğlu ile Erdoğan arasındaki sıkıntı çok açığa çıkmış durumda. Ciddi bir sıkıntıymış tahmin ettiğimiz üzere ve bu açığa çıktı. Artık çok net bunu görebiliyoruz. Şimdi Katar gezisi sırasında olanlar bardağı taşıran son damla oldu. Binali Yıldırım'ın
ki Binali Yıldırım şu anda vekili gibi Erdoğan'ın, gölgesi gibi ya da Binali Yıldırım'ın dışlanması anlamına çekildi ve kriz tırmandı. Bu birkaç gün, 29 Nisan'da gitti Katar'a. 29 Nisan'dan bu yana çok günde geçmedi. Geçmedi. 29 Nisan dahil 3 gün. 3 günde şu anda ne kadarı sizlere yansıyor bilmiyorum. Sosyal medya, gazetelerin köşeleri, kenarları, siyaset kulisleri fokur fokur oldu. Derken efendim bir bildiri yayınlandı. Pelikan bildirisi. Şimdi Pelikan bildirisi, bakın şöyle göstereyim size. Bir beni göster Hüseyin'cim. Şimdi bakın şu elimdekiler ve biraz da şurada var ayırdığım için. Yani çok sayfa. Sayfa sayısı olmadığı için söyleyemiyorum. Uzun upuzun bir bildiri. Peki ne diyor? Başta zaten tarafını belli ederek giriyor. Diyor ki hocanın ekibi yeterince konuştu. Hocalarıyla beraber yeterince ortalığı karıştırdı. Biraz da biz konuşalım mı? Biraz da reis için canını feda edecekler konuşsun mu? Allah Allah. Canını feda edecekmiş. Peki kim bu fedayı? Bir gün gazetesi eski genel yayın yönetmeni, şimdiki yayın kurulu üyesi Barış İnce Twitter'da bu kişinin Mehmet Barlas'ın oğlu Cemil Barlas olduğunu, yani onun kaleme aldığını iddia etti. Ama onun bir internet sitesi var. Orada çalışan birinin adıyla bunu servis ettiğini medyaya, sosyal medya, sanal medya aracılığıyla Türkiye'ye servis ettiğini iddia etti. Peki ne diyor bu beyefendi? Bir kere uzun 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 şunu anlatıyor. Pelikan bilirsin. Bugüne kadar Erdoğan'la Davutoğlu hangi konularda, nerelerde karşı karşıya gelmişler? Mesela şeffaflık yasası. Bu dört bakanı Yüce Divan'a gönderme konusunda bu yolsuzlukları araştırma komisyonunun tutumu. Bunların hepsi not edilmiş. Şimdi de yazılmış. Hakan Fidan'ın, yani MİT müsteşarının milletvekili yapılması meselesi Davutoğlu tarafından. Bu çok içerlediler bu konuya. Bu korkunç bir durum. Hepsine. Bülent Arınç. Bülent Arınç'ın şeysi, yaptıkları. Bu arada hocanın, yani Bambaşkan'ın, koçların, TÜSİAD'çıların ayağına davetine, yemeğine gitmiş olması. Sena not edilmiş. Başkanlık meselesinde söyledikleri, daha çok söylemedikleri. Koalisyon görüşmeleri sırasında 7 Haziran sonrasında koalisyonu Erdoğan istemiyor yönünde polis yayması, algı yaratması Bambaşkan'ın. Halbuki Erdoğan demiş ki koalisyon kurabilirsen kur ama ısrarcı olma, partiyi aciz gösterme. En kötü ihtimal erken seçime gideriz demiş çok Erdoğan. Çok inandırıcı olmuş. Canım evet. Çok koalisyon istiyormuş, olmuş. Siz anlamamışsınız. Siz anlayamamışız evet. Bu arada tabii yapılabilecek en vahim şey hoca kendi medyasını kurmaya başlamış. Tam kurt masalı Neşe gibi olduk. Kurt masalı gibi anlatıyorum. Şimdi değil ben mi? Size bir şey söyleyeyim. Aklıma bir şey geldi şunları siz sayarken. Burada olmayan bir konu var Ayşenur Hanım. Suriye meselesi. Ne olacak biliyor musunuz? Bütün bu Suriye'deki IŞİD, o bu hepsini Davutoğlu var. Davutoğlu'nun üzerine var, atacaklar. Ben söylemedim. Şimdi söyleyecektim. Var mı peki? Var. Şöyle. Ve bence en önemli konu bütün her şeyi Davutoğlu'nun üzerine yıkacaklar. Diyecekler ki Suriye meselesini bizi bu noktaya getirdi. Savaşın eşiğine getirdi. IŞİD de onun suçu olabilir. Hepsi Davutoğlu'nun üzerine atılıp yeni bir tane arketip yaratıp yeni tabii. Başbakan modeli Binali mi olur artık damadı mı olur bilemiyoruz. Yeni bir arketiple tertemiz böyle suyun içinden çıkmış sanki bir başbakan sunulacak. Bütün bu süreçteki bütün hatalar da Davutoğlu'nun olacak. Vallahi o da var. Yok. Yani neler var. O dediğiniz çok doğru, çok önemli Suriye meselesi. Orada şöyle bir, çok özetleyeyim uzun bir şey çünkü.
şöyle bir algı yaratılmış. Bu Suriye politikasının mimarı Dışişleri Danışmanı, sonra bakanı zaten doğal olarak Davutoğlu. Dolayısıyla o şey sorumlu. Onu yaratmışlar. Dahası şimdi şu cümleyi ben nasıl anlamak lazım bilemedim. Reisin 10 seneden fazladır, reis deyince söylememe gerek yok herhalde, Erdoğan, başka reis yok. Reisin 10 seneden fazladır ince ince işlediği çözüm sürecinin kaynağını yemek ister Davutoğlu. Dolmabahçe'de HDP'lilerle Yalçın Akdoğan, Efkan Ala, Mahir Ünal bir araya gelir. Yahu bu Yalçın Akdoğan, Erdoğan'ın kara kutusu değil mi? Kara kutusu, en güvendiklerinden. Efkan Ala 17-25 Aralık'ta gerekirse kapatın kapılarını ya da kırın kapılarını diye yargı mensupları için telefonda ağzına geleni söyleyen reis için canını vereceklerden değil mi? Geçiniz. Yani böyle şeyler de arada karıştırmışlar ama. Yani hoca ne yaptıysa felaket. En son kabahati de şu. Ne yapmış? Obama reis Obama görüşmesinin üzerinden, Erdoğan Obama görüşmesinin üzerinden bir ay geçmeden hoca Beyaz Saray'dan randevu istedi. Hem de habersiz. Olur mu? Söylemeden. Olur mu? Tabii. Yani kim oluyor? Başbakan. Alt tarafı başbakan. Nasıl yani randevu alabilir? Değil mi izinsiz? Evet, alt tarafı formada. Üst tarafı. Evet. Alt tarafı üst tarafı bir başbakan. Nasıl isteyebilir? Can Dündar'ın serbest bırakılmasına sevinmiş hoca, yani başbakan. Reis karara saygı duymuyorum deyince Anayasa Mahkemesi için hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı'nın şahsi fikridir diye makamı küçümsemeye kalkmış. Numan Kurtulmuş'un üzeri de çizilmiş yani. Çizildi. Anlayacağınız o. Hocanın başkanlık sistemini istemek kendimi inkar etmek demektir diye bir söylentisi çıktı biliyorsunuz. Var zaten. O da vardır var, kesin var, pelikanda. Var. Hiç eksik yok, hiç size eksik söyleyeyim. Yok. Hiçbir eksik yok. Yeni paralel bulundu yani. Yok. Ayşe Hanım, yeni paralel bulundu. Hep onu söylüyoruz ya, öyle bir fraksiyonel yapısı var ki AKP'nin, her seferinde bir tane suçlu bulabiliyor. Aynaya baktığı zaman kimse bulamasa kendine suçlayacak. Yani sivilce çıksa aynaya paralel diyecek durumdalar. Aynen. Her seferinde bir paralel bulacak. Şimdi gidecek hoca, gelecek başka bir hoca. Yine aynı sürece gelinecek. Bu iş... Sayın Erdoğan'ın söylediği noktaya gelene kadar devam edecek. Hep bir konuda birileri suçlu olacak. Hep böyle yapılmadı mı? Yani terörle mücadele konusunda gelindi, suçlu bambaşka kişiler bulunmaya başlandı. Suriye meselesinde Davutoğlu'na atılacak. Öbür tarafta yurt dışına atıldı. Bizi serbest bırakmadılar, işte kendi irademizi kullanamadık. Her seferinde yani bir paralel bulunacak bu. Tayyip Erdoğan olduğu sürece Türkiye'de paralel bitmeyecek. Şimdi de Davutoğlu paralel olacak tek, belki. Tabii bunu yapacaklar ama bundan sonrası için şöyle bir hamle var deniyor. Aydınlık Gazetesi'nin dünkü manşeti. Davutoğlu'nun yerine damat diye. Şimdi ben buna çok fazla ihtimal vermiyordum ama olabilir, öyle bir Ayşe hale Hanım. Geldi ki olabilir. Evet. Olabilir. Şimdi Binali'yi de bir yıpratma sürecine sokabilirler. Böyle zaten Binali Yıldırım oğlu yüzünden o bir şansını kaybetmiş, öyle geliyor. Ya o bir tesadüf de olabilir, o bir komplo da olabilir ama şansını kaybetti. O kesin. Başka alternatifler de koyarlar. Onlara da şansları kaybettirilebilir. Gelinen noktada elde kalır damat. Evet. Elde kalır damat. Yani sanki o noktaya gidiyor ve hiç olmayacak bir şey değil. Zaten mantıklı o değil mi? Yani şaşırmazsınız öyle mi? Ya artık şaşıracak noktaya gelindi. Artık ben şaşırmıyorum. Neye şaşıracağız? Çünkü çılgın şekilde böyle fikirlerle yönetiliyoruz, fikirler atılıyor. Yani ortaya. Erdoğan'ın başkanlığı getirebilmek için Türkiye'yi tamamen kendi çizgisinde götürebilmek için aileden birine, artık ya da aile kadar yakın birine ihtiyacı var demek. Ya da olmuyor işte, birini bulamıyoruz, ben olacağım, bu işte bitecek. Bütün ama sorunun çözümü benim başkan olmam. Ama zaten hedef o da, onu sağlayıncaya kadar. Sağlayıncaya kadar demek ki güvenecek kimsesi yok kalmamış. Artık damattan başka.
Yani kimsesi kalmamış. Bu kadar tıkandırılmış durumda, diyorum ya, yani öyle bir yapı var ki aynaya bakılsa, kimse bulunamasa kendi kendiyle kavga edecek durumdalar artık. Kendi kendini paralel ilan edecek. Meral Akşener de söylemiş, ben paralelsem siz de yamuksunuz diye. Yani artık paralellikten ziyade her türlü şekli açık durumdayız. Ciddi söylüyorum. Şimdi bu Pelikan bildirisinde yeni paralel diyelim o zaman biz. Hocacı gazetecilerin de ismi verilmiş tek tek. Mustafa Karealioğlu, Etyen Mahçupyan, biliyorsunuz. Zaten ilk oradan anlamıştık biz ikisinin arasında kavga olduğunu. Davutoğlu'nun danışmanıydı. Yıldıray Oğur, Ceren Kenar, bunlar AKP gençlik kollarında bayağı görev almış isimlerdi. Ya da işte eğitime falan giden çok değerli isimlerdi. Bunlar da hocacı olmuş. İbrahim Karagül, Yeni Şafak Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni, özellikle IŞİD konusundaki haberleriyle, yayınlarıyla sarayı sinirlendirdiği açıktı. Ve Abdülkadir Selvi şöyle diyor, Doğan medyasıyla dirsek temasına giren, bu arada yavaş yavaş reis eleştirilerine başlayan ve sonunda Hürriyet'e geçiş yapan Şaşkın. Yani şimdi onun kimlerin kaldığı yandaş, da ortada. Reisçi yandaş diye bir daire havuz göreceğiz. Aynen bakalım. Öyle. Hanginisinin suyu daha çabuk bitecek göreceğiz. Yani güzel de oldu bu havuz benzetmesi. Bu arada Abdülkadir Selvi'nin bugünkü yazısından bir bölüm izleyelim mi? İzleyelim. Çünkü o da hani Pelikan bildirisi, ya neye dayanıyorsunuz kardeşim? Belki de işte aklı evvel biri böyle saçma sapan şeyler yazdı diyeceksiniz ama... Abdullah Gül'e önce, sonra da Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Abdülkadir Selvi bugün adını koymuş. Buyurun. AK Parti'de ilginç şeyler oluyor. AK Parti geleneğinde görmeye alışık olmadığımız gelişmeler yaşanıyor. Görünen o ki bu yaz AK Parti açısından sıcak geçecek. Zaten dokunulmazlıklar ve yeni anayasa nedeniyle önemli gelişmeler bekleniyordu. Ama siz asıl AK Parti'deki sürprizlere hazır olun. Çünkü 29 Nisan tarihli MKYK toplantısı bir kırılma noktası oldu. AK Parti siyaseti açısından artık bir 29 Nisan öncesi var, bir de 29 Nisan sonrası. O nedenle AK Parti'deki gelişmeleri büyük bir dikkatle izlemekte yarar var. İktidar partisi olması nedeniyle AK Parti'deki gelişmeler aynı zamanda siyasetin seyrini belirleyecek. Bu yaz siyaset çok şeye gebe. 29 Nisan Cuma günü yapılan MKYK toplantısında ilginç şeyler yaşandı. Başbakan Davutoğlu, il ve ilçe başkanları ile ilgili olarak MKYK tarafından kendisine verilen yetkiyi MKYK'ya iade etti. Bu yetki genel başkan olduğu dönemde Erdoğan'a devredilmişti. Aynı gelenek Davutoğlu döneminde de sürdürüldü. Aslında kimse AK Parti'de böyle bir yetki devri ya da sorunun varlığının farkında değildi. Davutoğlu şimdiye kadar bu yetkisini teşkilat başkanlığından gelen öneriler doğrultusunda kullanmış. Ama belli ki bir enerji birikmiş, bir güç denemesi ya da gücün sınırlaması yoluna gidilme kararı alınmış. Şehit cenazelerinin geldiği, canlı bomba eylemlerinin yaşandığı bir sırada AK Parti bunu mu tartışıyor diyebilirsiniz. Ama ciddi bir kriz yaşandı, tam olarak da aşıldığı söylenemez. Başbakan o gün sabaha karşı Katar'dan dönmüştü. Hem onun etkisiyle hem de MKYK öncesi yaptığı temaslar nedeniyle toplantı 5,5 saat gecikmeli olarak başladı. Başbakan MKYK'ya girmeden önce en önemli görüşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptı. Bu görüşmede yetki devri ve MKYK'nın ertelenmesi gibi seçenekler konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sorunun büyütülmemesini istedi. Cumhurbaşkanının "büyütülecek bir sorun değil, akşam zaten beraber olacağız, orada konuşuruz" sözleri üzerine, Başbakanın MKYK'ya yetki devri önerisini kendisinin getirmesi sonucunda büyüyebilecek bir kriz aşılmış oldu. Kritik bir sürecin içine giriyoruz. Bu yaz siyasetin yönünü iki önemli gelişme tayin edecek. AK Parti'deki gelişmeler, milletvekili dokunulmazlığı. Yeni anayasa ve başkanlık sistemi ise iki gelişmenin oluşturacağı eksen içinde kendine önemli bir yer bulacak. AK Parti sürprizlere gebe bir sürecin içine girdi. Evet, sürprizlere gebe de hani doğum nasıl olacak? Normal mi? Sezeryan mı? Biz nasıl bir bebek göreceğiz?
Nur Topu gibi bir Berat mı? Ya da başka biri mi? Bilmiyorum yani. Yani hakikaten... doğum ne olursa olsun ikiz, üçüz olabilir her seferinde. Çünkü bir baştan itibaren her konumuzda bizim bir çok başlılık var biliyorsunuz. Terörle mücadelede de öyle oldu. Hükümet etmede de öyle oldu. Her yerde bir çok başlılık var. Alternatifler her zaman vardır ve alternatiflerin tüketilmesi. Önce işbirliği, daha sonra suçlamalar. Hep böyle gidiyor farkındaysanız. Tabii, tabii. Öyle bir yapı oluşturulmuş ki AKP içinde. Dediğim gibi tanıdığım insanlar söylüyor. Ya kimin ne olduğunu bilmiyoruz diyorlar. Hangi cemaatten, nereden, hangi koldan, kimin ne olduğunu bilmiyoruz diyorlar. Hani AK Parti aslında toparlanmış. Hadi sen de gel, hani güç elde edebilmek için sen de gel, sen de gel deyip tavizler verilmiş bir grup aslında baktığınızda. Yani siyasi partiden ziyade bir ortaklık, bir işbirliği şeklinde ortaya çıkmış. Yasemin Hanım, şimdi Erdoğan hem çok güçlü, yani bugüne kadar hiç olmadığı kadar güçlü. Ama bir yandan da bugüne kadar hiç olmadığı kadar yalnız ve bugüne kadar hiç olmadığı kadar kuşatılmış durumda. Bunun siyasi yorumu, bir fal baksak ya da şeysi, falda ne görünür yani? Tamam, çok güçlü ama aynı zamanda bakıyorsunuz yapayalnız, kuşatılmış, dünyada muazzam tepkiler var, Türkiye'de öyle. Nedir şimdi görünen? Siyasette de ya da şirketleri yönetirken bir şekilde taktikler vardır. Hükümet etmede de taktikler vardır. Nereyi koruduğunuz, nereden saldırı alacağınız ve hangi noktalara yoğunlaşacağınız çok önemlidir. Eşit yoğunluklar vardır, koruyan bölge vardır. Futbol maçı gibi anlatayım ben. Şimdi Londra'da, İngiltere'de maç seyrederseniz Liverpool Arsenal maçına bakın, hep kanattan korunur. Kanattan. Ama siz futboldan da anlıyorsunuz. Biraz anlarım, severdim. Şimdi siyasete girince çok ilgilenemiyorum. Kanattan girer. Hep kanat korunur. Almanların futboluna baktığınızda hep panzerden giriş vardır. Ortayı korur. Hücum. Hücumdur. Nerenin korunduğu çok önemlidir. Şimdi kanatla bu panzer arasındaki yerlere baktığınızda o siyasi partinin, şirket siyasi parti, atıyorum korunması gereken dindir, hukuktur, işte sermayedir, dış ilişkidir, hepsi vardır. Bunlar eşit yoğunluklardadır. Kanattan koruma ile panzerden saldırı arasında, panzerden korunma arasında fark vardır. Türkiye'de panzer direkt Erdoğan olmuş. Hmm. Türkiye'de bütün siyasi sistem de Erdoğan'ı korumak üzerine kurulmuş. Hmm. Bütün sisteme bir bakın, Erdoğan her şekilde kendini korumak için hatlar kurdu. Kanadın içerisindeki her şeyde, dedim ya, o eşit yoğunlukta dağılım, ortayı koruduğun zaman o kanat içindekileri de korumuş oluyorsun. Senin şiarın kutuplaştırmak mı? Rahat yapıyorsun ortayı koruduğun zaman. Senin hedefin hukuksuzlaştırmak mı? Ortayı korursan rahat yapıyorsun. Bir söylemi kabul ettirmek mi? Burası söylesin, sen kanatta koru. Dışarıdan geleni de böylece korumuş oluyorsun. Kanat da sağlam kalıyor. Şimdi sen ortayı gitgide eğer iyice yoğunluğu oraya verirsen çökmeye başlar. Çökmeye başlar. Bu çok normaldir. O dağılımı yapmak zorundasın. Erdoğan bu dağılımı yapamadı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı olduktan sonra o dağılım yapamadı. Kanadı koruyamadı. Koruma için koyduğu kişilerle de kavga etti. Önce çok büyük bir kanadı vardı. Cemaati bir şekilde cemaatle kavga etti. Sol kanada geçti. Bu sefer kendi koyduğu başbakanla kavga etmeye başladı. Ne oldu? Kanatlar boşaldı. Şu anda baktığımızda hiç olmadığı kadar güçsüz aslında. Hem çok güçlü görünüyor. Bu güçlü görünmesinin sebebi nedir? Biz onu koruyalım da kanatları da korumuş oluruz. Kanadın içini de korumuş oluruz diyen kesim bu sefer burada güç var diye gücün üzerine gitmeye başladılar. Gittikçe de bastılar, bastılar, bastılar. Aslında en güçsüz olduğu nokta bugün Erdoğan'ın en ufak bir sendelemesinde belki de yanında kimseyi bulamayacağı bir dönem yaşıyor. Hmm. Belki de dediğiniz gibi en güçsüz döneminde. Hem en güçlü görünen hem en güçsüz görünen. Bir başbakanlık tartışması da bundan dolayı oldu zaten. Tekrar değiştirmesi gerekti. Nasıl koruyor kendini? Her seferinde bir düşman yaratarak. Bu uluslararası bir politikadır aslında. Ülkeler kendilerine düşman yaratarak. Tabii. İçerideki safları sıklaştırır. İçeride de politikada da öyledir. Yani tabii. Düşman yaratarak kendi gücünüzü toplarsınız. İşte şimdi Erdoğan ne yaptı? Önce bir düşman yarattı paralel. Ergenekon yarattı. Askeri çökertti. Ondan sonra dedi ki kumpasmış.
I am sorry deyince geçiyor Türkiye'de nasıl olsa. O kadar insan yattı çıktı. Erdoğan zamanında savcısıydı onların, sonra siz yanlış anladınız avukatıyım dedi. Bağırsakları temizliyoruz dedi Bülent Arınç, biliyorsunuz bir sürü. Sonra da dediler ki temiz yok, yokmuş öyle bir şey. Orası bitti, şimdi yeni bir yer yaratmak, yeni bir düşman yaratmak zorunda ki o panzerden koruma devam etsin kendine. Yoksa ne düşman olmadığı zaman ne korunacak? İç politikada da bunu uyguluyorlar. O yüzden bizler muhalif siyasi partiler olarak buna da çok dikkat etmeliyiz. Yani çok dikkat etmemiz gereken bir şey. Çünkü bizi de düşman olarak, muhalefeti de düşman olarak gösteriyor. Doğru. Mesela bir laiklik tartışmasında, bugün Türkiye'de laiklik tartışması en son yapılacak şeydir. Bütün Türkiye'deki vatandaşların, bireylerin zaten biliyorsunuz oran da açıklandı. %86-87 oranında laikliği istiyor bu. Yani bir anket yapılmış. Vallahi istiyor da ama hani ne olduğunu tam olarak bilmiyor. Bir, laiklik hayatın içinde eriyip gidiyor. İki, yani bunun hani tabii ne faydası var bilmiyorum. Ne kadar uygulandığı, yani devletler laik olur da sistemde bireylere laiklik ne kadar yansıyor o çok önemlidir. Yani her seferinde bu laiklik meselesinde de öyle bir karşıt grup oluşturabilecek miyiz? Bir nabız yoklama. Yani bir düşmanlık yaratabilir miyiz acaba? Bu Türkiye'deki laik direnci biz hani ötekileştirme üzerinden kırabilir miyiz denediler ama daha hemen özür dileme değiştirmeye rağmen toplumda çok büyük bir direnç oluştu. Yapamadılar. Sistemden kastınız mesela yargı mıdır bir parçası? İşte efendim bürokrasi midir? Polis midir? Neyi yani? Bir orta kan şeyi diyorsunuz ya, panzer orta kanat daha doğrusu orta bölüm orası Erdoğan'a göre dizayn edilmiş sistem. Neyi kastediyorsunuz bunda, yargı, bürokrasi, polis hepsi. Vesaire? Hepsi. Tabii tabii. Yani devlet aygıtını, devlet aygıtının tüm kurumları. Etrafta da kamuoyu oluşturuyor. Orası korunduğu takdirde, orası güçlü kılındığı takdirde dışarıya verilecek mesaj ve dışarıda korunması gerekenler zaten otomatik korunmuş gibi görünüyor. Hmm. Ama baktığınızda eğer siz panzerde kendinizi korursanız bireyler, yani muhalefetin en çok düştüğü hata birey üzerinden lideri korumadan, kendi iradeni korumadan, bu anlamda çok önemsiyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu iradesini korumasını, hep ısrarla söylüyorum Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti devrimci mücadele diye. Yani bizim orada çok sağlam durmamız gerekiyor. Eğer siz o noktayı koruyamaz, kendi kişisel ikbaliniz üzerinden hareket etmeye başlarsanız yan taraflar boşalır. Şimdi kısacık MHP'den de söz edeyim. AKP için de sıkıntı olduğu doğru. Fakat çok büyük ölçüde zaten Yasemin Üney can kurtaran az önce MYK'daki güç dağılımından söz etti. Sadece 3 kişi var MYK'da yanında olan. Meclis grubu, yani milletvekillerinin çok çok önemli bölümü de gene reisten yana tavır alacaktır. Bu arada bir parantez açayım. Yarın Ankara'da gruplar günü. Meclis grupları. Bir rivayete göre bugünkü Bakanlar Kurulu'nda Erdoğan'la tabii toplantının nasıl geçeceğine bağlı olarak belki de kapalı toplantı yapacakmış basına Davutoğlu. Ve orada bir tür güven oylaması isteyecekmiş milletvekillerinden. Yani iş o noktaya gelmiş olabilir. Yani belki de ben gidiyorum diyebilir. Hani gönderilmeyi kendine yedir, o noktaya gelindiğini hissederse deniyor. Bunların reaksiyon yarın göreceğiz ama yarın meclis gene çok sıcak olacak belli ki. Gerçi bugün de sıcak. Dokunulmazlık komisyonu yeniden bugün başladı ama onu birazdan soracağım, konuşacağız. MHP'den çok kısacık bir not. MHP'nin önemli isimlerinden biri, hatta Bahçeli'den sonra en çok tanınan, kamuoyunda en çok görünen güçlü ismi Oktay Vural, MHP Grup Başkan Vekili. Şöyle bir ifadesi olmuş. Sorumluluk ahlakı içinde hareket edilmesi, ben MHP'liyim diyen herkesin üstlenmesi gereken vebaldir. Partimize, dava arkadaşlarımıza zarar vermesine müsaade etmeden sorumluluk ahlakı içinde yer almalı diyor.
MHP operasyon partisi değildir vesaire. Şimdi bundan acaba Oktay Vural da muhalefet cephesine mi katıldı gibi bir sonuç çıkartılmış. Çünkü şöyle söyleyeyim, hafta sonunda Akşener Antalya'daydı. Oradan bir yakınım tesadüfen o konvoyun içine düşmüş. Ben daha Antalya'da böyle bir konvoy görmedim dedi Akşener için. Yani olağanüstü araba, insan. Medya bunları çok göstermiyor maalesef. Ama Akşener çok ciddi bir karşılık buluyor MHP tabanında belli ki. Şimdi bir yandan bu çok önemli Erdoğan için. Çünkü eğer MHP kongreye gitmez, Bahçeli yerinde kalırsa bir sürpriz seçimde baraj altında kalabilir Bahçeli ile. Yanı sıra HDP'yi baraj altına itme zaten öyle gibi görünüyor. Bir de bir darbe daha milletvekillerini meclis dışına atarak vurma hesabı var. Evet, bir ara seçim, ara seçimden hareketle daha çok sayıyla gelmek gibi bir yığın seçenek var Erdoğan'ın önünde. Şimdi buradan öncelikle yolsuzluk meselesi. Yani MHP, çünkü başka bir partinin, sizin dışınızda bir partinin işi diyeceksiniz belki ama dokunulmazlık meselesinde CHP'nin rolü ya da tutumu çok önemli. CHP'nin biz bu teklifi destekleyeceğiz ifadesi çok eleştiri aldı. Çok tepki aldı. Gerçekten destekleyecek misiniz? Destekleyecekseniz bunun gerçi koşulu var, ben biliyorum da. O koşul yeterli olacak mı? Anlatabilecek misiniz sonra bunu? Neden doğrudan doğruya bu ayıplı bir tekliftir? Dolayısıyla kardeşim ben bunda yokum demediniz. Şimdi dokunulmazlık meselesini birazcık geniş bakalım. Dokunulmazlık meselesi niye bu kadar büyütüldü Ayşenur Hanım? Normalde bu kadar büyütülüp gündeme getirilecek bir konu değildi. Bugün 150 milletvekili hakkında 600 tane fezleke var. Şimdi burada bu fezlekelerin çoğu, ben CHP milletvekillerinin tamamı siyasi. İşte polise müdahale eden, Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret gibi. Vesaire. Evet. Şimdi bir partide zaten birinin dokunulmazlığı kaldırılmak istese o meclisi hallediliyor, biliyoruz değil mi? Biliyoruz. Adalet komisyonuna gönderiliyor, sonra genel kurula geliniyor ve dokunulmazlığı kaldırılıyor. Bir kere bu dokunulmazlık meselesi resmen şu oldu. Bu kadar gündem varken içeride, dışarıda, ülke kan gölüne dönmüş durumda, dışarıda perişan durumdayız, ekonomi çok kötü durumda. Bir kutuplaşma var, kavga var, çatışmalar devam ediyor, operasyonlar devam ediyor. Resmen bak cambaz oynuyor. Bizi tavana baktırtıp bir dokunulmazlıkla yine bir algı yönetimi yapıldı. Bir gündem yaratıldı aslında. Yoksa bu dokunulmazlık meselesi bu kadar büyütülecek bir mesele değildi. Zaten istediğini kaldırabiliyorsun sen mecliste oylamaya getirip. Burada çok farklı bir oyun oynandı. Ha CHP, bir kere bizim parti programımızda var. Adaylık başvurusu yapılırken var dokunulmazlığım. Kürsü dokunulmazlığı dışında istemiyoruz diye bizler imza atıyoruz zaten. Yani öyle bir noktaya gelindi ki CHP her zaman şunu söyledi. Baştan beri ben kürsü dokunulmazlığı dışında dokunulmazlığı istemeyen bir partiyim. Kaldırılsın. Sevgili Yasin Hanım, tamam ama yani neticede AKP tarafından bir şey geldi. Teklif geldi ve CHP böyle bir açıklama yaptı. Yani şimdi CHP bunu baştan beri söylüyordu. AKP'nin olabilir, bakın AKP'nin baştan beri olabilir de getirmesiyle ilgisi yoktu bunun. Orayı anladım ama bir noktada şimdi programın da süresi sınırlı olduğu için bugüne getirmek istiyorum sizi. Yoksa yani siz haklı olarak anlatmak isteyeceksiniz de bir noktada bu söylendi. Tamam. Teklif geldi, bir komisyon kuruldu her şeyden önce. Bir komisyon kuruldu ve bu komisyon bunu görüşecek. Görüşemiyor. Görüşemiyor. Kavga kıyamet çıktı. O görüntüyü de bir orada verelim ama bugün tekrar toplandı. Şimdi deniyor ki bu HDP'lileri meclisten kovmak için verildi bu teklif.
Çünkü durup dururken bir yani siz diyorsunuz ki her zaman olabilirdi ama diyelim ki kaç milletvekili var? 79 mu 80 mi HDP'nin? 79 galiba. 80. 79. Şu anda 79. 79 milletvekili var. Bunun 40'ını birden, hatta belki daha fazlasını birden meclisten göndermek normal koşullarda olmaz. Ancak buna benzer bir yasa teklifiyle olabilirdi. Ya da böyle bir hamleyle olabilirdi. Ama bunu yaparken belki 5-6 milletvekili, ki Eren Erdem ilk aklıma gelenlerden biri, nefret ediyorlar gerçekleri söylediği için Eren Erdem. Özellikle IŞİD meselesinde. Şimdi niye bunu yapıyorsunuz diyor insanlar haklı olarak. Peki tam tersini düşünerek cevap vereyim. Baştan itibaren biz kürsü dokunulmazlığı dışında hiçbir şekilde dokunulmazlık istemiyoruz diyen bir parti tam bu noktaya geldiğinde kendini inkar edecek şekilde evet ben bunu istemiyorum dediği takdirde ne ettirilecek? Aa, siz HDP'yi korumak için mi yapıyorsunuz ya da böyle misiniz? Yani bir şekilde kendimizi inkar etmiş olacağız ama öbür türlü de. Yani o güne kadarki parti programında ve bütün söylemlerimizde söylediğimiz biz kürsü dokunulmazlığı dışındaki dokunulmazlıkları istemiyoruz. Dedik mi dedik. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunu AKP getirdi diye reddetmek bu sefer bambaşka bir şekilde başka bir yeri savunmak gibi anlaşılırdı. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu orada da söyledi, bu geçer mi geçmez mi, buradaki nihai hedef. Ben de şimdi aynı şeyi söylüyorum. Bize tavanda cambaz var, oraya bakı gösteriliyor. Zaten böyle bir konu özellikle yaratıldı. Özellikle hem muhalefet partilerini birbirine düşürmek, bir şekilde bir kutuplaştırma yaratılmak üzere böyle bir gündem yaratılırken bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapabileceğimiz parti programımızı ve o güne kadarki söylemlerimizi destekleyecek olan şey açıklamaktı. O da bu şekilde söylendi ve zaten akabinde Sayın Kılıçdaroğlu da söyledi. Bir tane milletvekilinin bile buna itirazıyla zaten dedi bu gelmez gündeme. Ama bütün hedef zaten referanduma götürmek. Bütün hedef buyken biz kendimizi reddedecek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadarki tüm programını reddedecek bir şey söylemek mümkün değil. Umarım siyaseten ve tarih karşısında haksız çıkmazsınız. Çünkü çok ciddi bir travma yaşanabilir mecliste. Bunun yani evet anlıyorum, ilkemiz buydu, bizim prensibimiz buydu diyorsunuz ama bir yandan da reel politika var ve karşınızda dün söylediğini bugün tamamen tersini söyleyebilen ve kitleleri inandıran bir siyaset var, siyasi çizgi dönüşmatik var. Dönüşmatik siyaset diyoruz artık, onu dün bir yerde ama okudum. Ama yani neticede ilkeli olmak çok iyidir ama ilkeli olacağız diye de benim yolum budur diye bir çukura yuvarlanmak da bence doğru değildir. Ama çok az vaktimiz kaldı. Bu konuda iki cümle daha söylerseniz ya da söylemek isterseniz. Dokunulmazlıkla yani ilgili her bana. Konuda ne konuda isterseniz. Ay, şunu söyleyebilirim yani ki. Türkiye'nin genel Türkiye'nin fotoğrafı. Türkiye'nin geneli. Bakın ekonomi çok kötü. Ekonomideki işte büyüme rakamları açıklanıyor ki bence büyüme hiçbir şey ifade etmiyor. Nasıl olduysa 2015'in son 3 döneminde 3.3 iken bir anda büyüme 4 açıklandı hokus pokusta falan. Ekonomi çok kötü. İstihdam yaratılamıyor. Tamamen istihdamı unutmuş, işsizliği görmezden gelen bir hükümet var. Ne yaparsanız yapın bir şekilde istihdam yaratamıyorsunuz. İster tüketin, ister üretin, ister sanayi getirin. İstihdamsız bir üretim var şu anda. İstihdamsız büyüme diyoruz biz buna. Bir şekilde işsizlik çok derinleşmiş durumda. Bu çok büyük bir travmadır. Yani gençler üzerinde, kadınlar üzerinde, aileler üzerinde. Bakıyorsunuz içeride terör iyice azgınlaşmış durumda. Operasyonlar her gün şehitler. Bakın dün 7 tane şehit var. Sadece bir günde 64 tane yaralı var. Çok ciddi bir travma orada. Dışarıyla bütün itibarsızlaştırıldık. Komşularımızla felaket durumdayız. IŞİD bir yandan PKK bir yandan IŞİD. Korkunç bir şey. Kilis gitti resmen. Kilis gitti, onu diyorum yani. Ata mirası Şah Süleyman Türbesi bir gecede kaçırdığınız ya. IŞİD'den şimdi kilisi mi kaçıracaksınız dedim. Süremiz bitmiş. Yasemin Öney, Can Kurtaran, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Konuşamadığımız pek çok şey var ama fokur fokur. En azından ekonomiye değinmeniz iyi oldu. Gerçekten hani bir de işsizlere sorun siz. Türkiye büyüyor mu, büyümüyor mu? Efendim, konuşamadıklarımız arasında 1 Mayıs var. Yarın umarım bir açıdan konuşabiliriz. 1 Mayıs'ın bazı görüntülerini, ama güzel görüntülerle bitirelim. 1 Mayıs 2016'dan aklımıza bunlar kalsın diyelim. Hoşça kalın efendim.
Hayır efendim, güzel görüntüler istiyorum. Güzel görüntüler yokmuş. Peki, ayırmamışlar. Neden Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerinin olduğu çok güzel görüntüler evet, evet, var. Onları çıkartmamışlar. Coşkulu yarın, bir şekilde kutladı. Evet, ne güzel. Yarın efendim görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkürler tekrar. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.